Mehmet Ali Yılmaz geliyor. Merhaba. Hoş geldiniz Mehmet Merhaba, Ali Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız Mehmet Bey? Sağ olun, nereden böyle? Nereden geliyorum? Şu an aslen Çanakkale'de yaşıyorum ama aslen Muğlalıyım. 27 yaşındayım. Aslen de şu an buradayım. Evet, biraz karıştı orası. 27 yaşındayım, doktorum. Ege Tıp'ta okudum, İzmir'de okudum. Oradan sonra Aile Muğla'da. Aile Muğla'da. Ankara'yı telefonla arıyorum. İzmir'de bazı arkadaşlarım var, Mardin'i de çok seviyorum. Aynen, aslında çok her taraftan var yani biraz. Onun dışında yarışmaya neden geldim? Yani çok güzel bir tecrübe. Hep küçük yaşlardan beri hep izliyorduk, heves ediyorduk. Biz de orada olsak ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Hep bunu konuşuyorduk kendi içimizde. Hatta bildiğimiz zaman şu kadar bildim diyorduk. Mesela ne kadar bildiniz en fazla? Ne kadar bildiğim... Üçüncü soruya kadar gelebildim. Genelde beşinci soruda elendim. Yok, değişiyordu yani, yarışmasına göre değişiyordu. İşte sonrasında bir gün böyle komşu teyzem, o da burada şu an benimle beraber. Onun da iteklemeleriyle bir gün başvurdum. Şimdi buradayım. Bu keyfi yaşamak istiyorum, eğlenmek istiyorum. Umarım seyirciler de eğlenir ekran başındaki. Onun dışında... Seyahat etmeyi çok seviyorum. Hatta en büyük tutkum diyebilirim. En son nereye gittiniz? En son Prag'daydım. Burası Amsterdam. Burası Amsterdam, evet. Arkadaşlar yabancı hepsi. İki tane Alman. İki Hollandalı. Evet, iki Alman. Bir Fransız, bir Türk. Aslında onun gibi. Fıkra'nın fotoğrafı olmuş. Aynen, iki Alman, bir Faslı, bir İtalyan, bir de Türk. Nereden buldun onları? Biz onlarla festivale gitmiştim, böyle müzik festivali. Orada kaldığım hostelde tanıştık. Ama böyle çok hızlı bir şekilde samimiyet arttı. Çok güzel bir elektriğimiz tuttu hep beraber. 2-3 gün beraberdik sürekli. Beraber eğlendik, beraber gezdik. Birbirimizin arkasını kolladık, yeri geldi. Sonrasında devam eden... Ne oldu yani, kavga falan mı oldu da? Yok yok. Hani mesela biri fenalaşır, yanında olmak falan gibisinden. Ben zaten genelde hani siz rahat olun, ben doktorum. Hani bir şey olursa modundaydım. Sonrasında... Böyle muhabbetimiz devam etti. WhatsApp'tan hala grubumuz var, konuşuyoruz. Geçen yıl tekrar toplandık. Tekrar ayarladık. Tekrar yine beraber böyle bir zaman geçirdik. Şimdi buradan kazanacağım parayla tekrar onlarla buluşup tatile gideceksin diye düşünüyorum. Yani o da planlarımız arasında var. Kimlerle beraber geldiniz efendim? Ablamla geldim. Ve? Kuzenimle geldim. Ve komşu teyzemle geldim. Komşu teyzeyle geldik. Bu yarışmaya katılma sebebim diyebiliriz. O zaman komşu teyzemizle başlayalım. İsmi yok anladığım Fatma teyze. Fatma Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl bir komşudur kendisi? Çok iyi. O benim manevi oğlum. Biz bir tesadüf tanıştık. Aynı apartmanda oturuyoruz. Çok iyi. İnanılmaz yani. Bugün... Benim bir evladım var. O da benim ikinci evladım oldu. Bugün için oldu. Şans diliyorsunuz kendisine. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Ablamız var burada galiba bir de. Evet, merhabalar. Merhaba. Murat Bey. Fatma ben. İki Fatma beraberiz. Mehmet Ali'nin ablasıyım. Mardin'den geliyorum. Öyle mi? Siz orada görev mi yapıyorsunuz? Hem orada çalışıyorum, öğretmenim. Hem oradan evlendim zaten. Eşim Mardinli. aslında tabii ki Muğla'lıyız. Kardeşimi desteklemek için buraya geldim. Peki, onun... hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Onun yapacağına inanıyorum ben. Yani çok kazanamasa bile burada olmak bile hakikaten çok güzel bir tecrübe bizim için. Peki. Size tanışmak. Ona başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kız kardeşimiz var bir de. Merhaba Murat Bey, kuzeniyim. Kuzen. Valla ben onun için çok güzel bir deneyim olacağından eminim. Mülakatlara geldiğinde falan da zaten konuşmuştuk. İnanıyordum onun aslında buraya çıkacağına. Başarılar diliyorum. Güzel anılarla ayrılacak. Peki, inşallah efendim. Kuralları biliyoruz. Evet, biliyorum. Başlayalım Mehmet Ali Bey. Olur, başlayalım. Mehmet Ali Bey deyince bir garip olur değil mi? Başlıyoruz efendim. Birisine sabırlı olması tavsiye edilirken hangisini sıkması söylenir? A. Elini. B. Ensesini. C. Dişini. D. Burnunu. Cevap veriyorum. C. Dişini, son kararım.
Sırada ikinci soru var. Hangisi toplu ulaşım araçlarında seyahat ederken görebileceğiniz uyarı yazılarından biri değildir? Hı hı. A. Kapılara yaslanmayınız. Evet. B. Yayılarak oturmayınız. C. Yüksek sesle konuşmayınız. D. Salınarak yürümeyiniz. Cevap vermek istiyorum. D şıkkı, salınarak yürümeyiniz. Son kararım. Yüksek sesle konuşmayınız sadece bizim ülkemizde var. Yurt dışında metrolarda öyle bir şey görmedim. Genelde çok yüksek sesle konuşmadıkları için bir de onun da etkisi var tabii. Hatta ben aksine... Aksine konuşuyorlar, çok rahatlar. Ben, en azından benim gözlemim hani öyle olmadı. Aksine herkes böyle çok sessiz, çok ciddi duruyor. O biraz metronun şey... Tabii metronun genel havası, hani bize de oluyor. İnsanlar yan yana karşılıklı oturuyor, birbirine bakmamak için böyle gergin bir şekilde duruyorlar. Hani orada da o gerginlik vardı ama orada kimse konuşmuyordu. Bizde yine arada bir renkler oluyor. Tebrikler, 1000 lira kazandınız. İlk aşamaya geçtiniz. Sırada üçüncü soru var. Hı hı. 2000 lira değerinde. Geliyor. Alışveriş listenizde lip gloss, eyeliner ve highlighter varsa hangi tür ürünleri satın alacaksınız demektir? A. Telefon aparatı. B. Hazır giyim. C. Makyaj malzemesi. D. Beyaz eşya. Evet. Güzel soru. Öğrendik bunu yıllar içerisinde. C şıkkı, makyaj malzemesi, son kararım. Kimden öğrendin? Yani yıllar içerisinde çeşitli insanların böyle katkısı oldu öğrenmemize. Sırada dördüncü soru var. 3000 lira değerinde. Geliyor. Karşısındakine düşüncesinde aldandığını ve aklının bir şeye ermediğini anlatmak için söylenen söz hangisidir? A. Islatayım da kuruma. B. Isıtayım da soğuma. C. Söndüreyim de yanma. D. Tuzlayayım da kokma. D şıkkı gibi düşünüyorum ama seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum bu soruda. Pekala. Sevgili seyirciler, karşısındakine düşüncesinde aldandığını ve aklının bir şeye ermediğini anlatmak için söylenen söz hangisidir? A. Islatayım da kuruma. B. Isıtayım da soğuma. C. Söndüreyim de yanma. D. Tuzlayayım da kokma. Süreniz 10 saniye. Seyircilerin evet. %70'i D şıkkı, tuzlayayım da kokma demiş efendim. Tamam, seyirciye güveniyorum bu soruda. Ben de o şıkkı düşünmüştüm. D şıkkı, tuzlayayım da kokma, son kararım. Sırada 5. soru var. 5000 lira değerinde. Bir devredeki elektrik akımını açıp kapamaya ya da gerektiğinde değiştirmeye yarayan araca verilen ismin doğru yazılışı hangisidir? A. Şarter. B. Şalter. C. Şartel. D. Şaltel. Evet. Yazılım soruları. Şarter. Telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum bu soruda. Evet, telefon için zor bir soru ama bakalım efendim. Jokerleri umarım tanıyalım. Ayşe Akay, Adnan Bozkurt, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ı aramak istiyorum. Çok uzun süredir dostumdur. 10 yıllık bir dostluğumuz var. Bileceğine güveniyorum. Ne iş yapar kendisi? Kendisi de doktor. Hatta beraber okuduk. Şu an aynı hastanede çalışıyoruz. Arıyoruz Burak Bey'i. İyi akşamlar Burak Bey. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar Murat Bey. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Hazırsanız size bir sorumuz olacak. 30 saniyede süreniz olacak. Hazır mısınız Hazırım. Efendim? Hazırım. Buyurun. Pekala. Geliyor. Buyurun. Burak merhaba.
bir devredeki elektrik akımını açıp kapamaya ya da gerektiğinde değiştirmeye yarayan araca verilen ismin doğru yazılışı hangisidir? A. Şarter, B. Şalter, C. Şartel, D. Şaltel. Tam doğru yazılım. 14 saniyemiz kodlayabilirsen. Çabuk 6 saniye. Ş. Evet. Ş, A, R, T, E, D. Sanırım R dedi en son harfte. Ah. Güvenmek istiyorum. %50'de kullanmayacağım bu soruda. A şıkkı. Şarter. Son karar. Olsun. Şalter. Şalter. Doğru cevapmış efendim. En korktuğum soru tiplerinden biriydi zaten. Sağlık, sağlık olsun. Daha fazla yarışmak isterdik ama buraya kadarmış. Peki. Sizi tanıdığımıza mutlu olduk. Ben de teşekkür ederim. Buyurun. İyi günler. Selma Tutar geliyor. Hoş geldiniz Selma Hanım. Buyurun. Hoş merhaba. Geldiniz Selma Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben siz nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Ben buraya annem 80 yaşında, babam 90 yaşında Kore Gazisi. Kore Savaşı'na gitmiş. Kore Gazisi. Evet efendim. Bir de kız kardeşlerimle beraber geldim. Öyle mi? Onlarla sohbet edeceğiz birazdan. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Babam bir hastanede yoğun bakımdayken, kafeteryada çay içerken başvurdum yarışmaya. Yıllarca babam kendisi bana katıl katıl kızım derdi. Evde çok biliyordum ben soruları. Gene bu yarışmaya katılmam babam vesile oldu. Ne güzel. Kendisi 90 yaşında bugün buraya geldi. Ben kızım için 10 saatte beklerim demiş yani. O kadar çok seviyor. Babanız şimdi iyi ama değil mi? Valla benim İnşallah babam yoğun bakımda 20 dakika yok. Kalbi durdu. 20 dakika sonra tekrar çalıştırdılar. Hayata yeniden döndü diyebiliriz yani. Ve benim babamı çok severim. Tam baba. Baba gibi baba yani. Çok severim kendisini. Maşallah. Yarışmaya. O zaman önce hemen onunla bir sohbet edelim. Sonra tekrar size döneriz. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Biraz oraya gideyim ben. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Öpeyim. Ayla filmini izleyebildiniz mi? İzlediniz mi? Tamam. Peki Ayla. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Savaşı anlatırdı ama. Peki Ayla. Yengemizle konuşalım. Siz onun adına bir şeyler Galiba söylersiniz. Galiba o da heyecanlandı sanırım. Normaldir efendim. Normaldir. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Selma Tutar'ın annesiyim. Kızımı başarılar diliyorum. Sağ olun. Başka evet. Çocuklar var mı? Var. 4 kızım, 2 oğlum var. Evet, maşallah. Ha. 2 kızınız burada galiba, diğer 2 kızınız. İkisi Buğda. Pekala, onlarla biraz sohbet edelim. O 3'ü Buğda. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben kız kardeşiyim, Leyla Tutar. Ablama güveniyorum, başarılar diliyorum. Siz de devam edelim efendim. Kendinizden biraz bahsedin bize. Ben muhasebeciyim, emekli muhasebeciyim. Bir tane kızım var 28 yaşında. Adalar Belediyesi'nde çalışıyor, personelde. Bir de 23 aylık Deril isminde bir torunum var. Torunumun şansına katılıyorum bu yarışmaya. Pekala efendim. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Başlayalım mı yarışmaya? Başlayalım efendim. Yarışma başlıyor. Biraz heyecanlıyım ama. Biraz heyecanlısınız, normaldir. Birazdan geçecek kolay sorulardan sonra. İnşallah. İnşallah. Halk arasında kullanılan ve bir olayın olacağı çok bariz şekilde gerçekleştiğini anlatan ifade hangisidir? A. Kulak duya duya. B. Burun koklaya koklaya. C. Ağız konuşa konuşa. D. Göz göre göre. Süre azalıyor efendim. D şıkkı eminim son kararım. Göz göre göre D şıkkı son kararınız. D şıkkı son kararım. Eminim son kararım. Efendim şıkla beraber içeriğini de söylemek zorundasınız. Yani D
göz göre göre. İlk sorunun heyecanına... Sağlık olsun. Veririz. Sırada ikinci soru var. Devam ediyoruz. ATM'den para çekerken işlemin başarısız olması, metronun bir süreliğine hizmet verememesi gibi durumlarda sorunun genellikle hangisinden kaynaklandığı söylenir? A. Komik bir sebepten. B. Tipik bir sebepten. C. Nazik bir sebepten. D. Teknik bir sebepten. D şıkkı eminim son kararım. Yani D şıkkı teknik bir sebepten. Teknik bir sebepten. Son kararınız. Son kararım, eminim son kararım. Şimdi Selma Hanım şıkkı okumazsanız eğer devamını yakamıyor arkadaşlar. O yüzden... Şu an emin oldum. Şu an bir elime yapacaksınız artık tamam. Onu. Tamam. Üçüncü soruda yapacağız artık. Aynen aynen. Peki yapacağım. Tebrikler, 1.000 lira kazandınız. İlk aşamaya geçtiniz. Çok merhaba. Sırada üçüncü soru var efendim. 2.000 lira değerinde geliyor. Sarımsak ve soğan sözcükleri hangi ikiliyi ezberletmek için kullanılır? A. Sağ ve sol. B. Büyük ve küçük. C. İleri ve geri. D. Doğru ve yanlış. Ben bu soruda seyirci çöküleri hakkımı kullanmak istiyorum. Pekala sevgili seyirciler. Sarımsak ve soğan sözcükleri hangi ikiliyi ezberletmek için kullanılır? A. Sağ ve sol. B. Büyük ve küçük. C. İleri ve geri. D. Doğru ve yanlış. Süreniz 10 saniye. Gitti var diyorum bunu. Yok, hiç duydunuz bilmiyorum. Daha önce ama hatırlamıyorsunuz. Şimdi hatırlayacaksınız birazdan belki. %77 ile A şıkkı sağ ve sol demiş efendim seyircilerimiz. Ben seyircilerimize güveniyorum. A şıkkı eminim son kararım sağ ve sol. Seyircilere çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Sağ sarımsak, sol soğan. Duymuşsunuzdur mutlaka ama... Bu şekilde iftira duyuyorum gerçekten. Yalan yok yani. Pekala. Ben biraz açık sözlü, doğru sözlüyüm. Doğrudur. Sırada 4. soru var. Geliyor. İzlediğiniz filmdeki bir kişi karşısındakine parmağımı şaklattığımda uyanacaksın diyorsa o sahnede muhtemelen hangisi yapılmaktadır? A. Pilates. B. Akupunktur. C. Jimnastik. D. Hipnoz. D şıkkı hipnoz, eminim son kararım. Tebrikler, gayet güzel gidiyoruz maşallah. 5.000 lira değerindeki 5. soruda sıra efendim. Gelsin lütfen. Gittiğiniz şehirde Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'ni gezip patlıcan çullaması ve şıngır kebabı yiyorsanız neredesiniz demektir? A. Sinop. B. Amasya. C. Kütahya. D. Eskişehir. Bilmediğim şehirden geldi ya. Ben bu soru, telefonu joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Jokerleri tanıyalım efendim. Çünkü bilmiyorum. Ebru kendisi yeğenim Ebru oluyor. Ebru Gencer, Erdinç Uyar, Halil Erdinç Tutar. Erdinç Bey Bodrum'dan ahbabımız. Halil Tutar erkek kardeşim. Biz kimi arayalım? Ebru'cuğumu. Yeğenim Ebru Gencer'i. Ne yapar yeğeniniz? Ne işe kendisi var? Bir ilaç firmasında ürün müdürü. Pekala. Ebru Hanım arıyoruz efendim. Ebru Hanım iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? İyi akşamlar Murat Bey. İyiyim. Sağ olun sizler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Hazırsanız sorumuz gelecek hemen efendim. 30 saniyede süreniz olacak. Peki dinliyorum. Buyurun. Gittiğiniz şehirde Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'ni gezip patlıcan çurulaması ve şıngır kebabı yiyorsanız neredesiniz demektir? A. Sinop. B. Amasya. C. Kütahya. D. Eskişehir. B. Amasya. Teşekkür ederim Ebru'cum. Çok mersi. İyi akşamlar Ebru Hanım. Sağ olun. İyi akşamlar. B. şıkkı Amasya. Eminim son kararım.
gelmiş, hemen cevapladı. Kendisi ilaç firmasında ürün müdürü olduğu için bütün Türkiye'deki hastanelerin başhekimlerini ziyarete gider. Bilmemiz mümkün değil yani. Bir an yanlış okuduğunuz gibi geldi. Çıldır kebabı dediniz sanki. Dedim. Yok valla orada bakarak okudum ama. Şıngır dediniz değil mi? Evet, yanlış anlamadım. Evet. İyi güzel. O da zaten doğru cevapladı. Ben şimdi bu soru çok basit bir soru olabilir. Telefon jokerimi seyircilerimiz yanlış yere kullandım, erken kullandım. Belki seyircilere bu soru sorulabilirdi ama sağlık olsun. Ama ben elenip gitmektense kullanmayı tercih ettim. Telefon jokerimi. İyi yaptınız. Sizin karşınızda daha fazla durabilmek için. Sizin gibi değerli tiyatro sanatçısının karşısında oturmak. Benim için şeref. Estağfurullah efendim. Önemli olan bugün burada iyi yarışmamız. Sırada 7500 lira değerindeki 6. sorumuz var. Sesli bir soru. Önce dinleyeceğiz, sonra soru gelecek. Dinliyoruz hep birlikte. Yabancı değilim de. Bir versiyonunu dinlediğiniz Lambada şarkısı hangi dilde söylenmektedir? A. İtalyanca, B. Fransızca, C. Japonca, D. İngilizce. C. Japonca benim son kararım. Fransızca değil çünkü. Fransızca biliyorum. Hala ayaklarım tutuyor, hala heyecanlıyım. Hala heyecanım geçmedi. Ne yapalım geçmesi için? Vallahi bu yarışmanın kalitesinden ileri geliyor, kalitesinden. Kim 500 milyon, kim milyon olmak ister yarışması çok kaliteli olduğundan dolayı, çok klas, kaliteli bir yarışma olduğundan dolayı yarışmanın kalitesinden bendeki bu heyecan. Bir derin nefes alalım efendim. Bayağı bir heyecanlıyım. Ama güzel gittim herhalde. Güzel gittik. İkinci baraj sorusuna geldik. Ama jokerler de bitti. Kalmadı. Olsun, sağlık olsun. Eğer hiç bir fikriniz yoksa şimdiki gelecek soru çekilirim hakkında. Çekilirim vallahi. Çekilebilirsiniz. Emekliyim çünkü. Kredi borçlarım da var. Yani emekli maaşımdan da kredi kesiliyor. O 7500 yüzden... lira işinizi görecektir herhalde. Bayağı biraz. Görür yani. Maalesef öyle. Emekliyim. İnşallah daha ilerilere gideriz. Şimdiki azı soruyu... Azı bulamayan çoğu iş bulamaz Murat Bey. Tabii ki çok doğru söylüyorsunuz. Yani... Daha büyük para kazanayım diye şu anki kazanmış olduğum, bu vermiş olduğum mücadele heyecanı yitirmek istemem, kaybetmek istemem yani. Anlatabiliyor muyum? Kanaatkarımdır ben, mutavaziyimdir. Az da yetinmesini bilirim yani. Ne güzel efendim. Öyleyimdir. Bu soruyu bileceğiz. İnşallah. Öyle hissediyorum. İnşallah, bakacağız. Şansıma. Hazır mıyız? Hazırım efendim. 15 bin lira değerindeki ikinci baraj sorusu geliyor efendim. James Bond'u canlandıran aktörler arasında hangisi yoktur? A. Daniel Craig, B. Pierce Brosnan, C. Sean Connery, D. George Clooney. Murat Bey, bu soru hakkında bir kesin bir bilgim yok. O yüzden ben çekilmek istiyorum. Üzgünüm. Sizin karşınızda daha da ilerlemek isterdim. Ama şansıma yani bilmediğim yerden geldi. Çok üzgünüm. Yani birazcık böyle bir %50 bilsem risk atacağım kendime. Ama şu an kesinlikle risk atmak istemiyorum. Pekala, süremiz azalıyor. Çekiliyor musunuz efendim? Eminim ve son kararım. Çekilmek istiyorum. Çok mersi. Sizinle yarışmak şerefti, onur oldum. Estağfurullah, estağfurullah. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de efendim. Güzel yarışabildiysem ne mutlu bana. Eğer ben, seyirciler benden memnun kaldıysa. Hepimiz sizden memnun kaldık. Burada hiç fikriniz yoktu değil mi? Yok, gerçekten yok. Bilmediğim yerden. Ne derdiniz peki cevap verecek olsanız? A şıkkı derdim. Yani Daniel Craig derdiniz. Son James Bond. Yani. Yanlış olurdu.
George Clooney hiç oynamadı. Bu seriyi izlemedim. Çünkü ilgi alanıma girmiyor bu. James Bond filmlerini sevmiyorum. O yüzden bilmiyordum yani sorunun cevabını. Peki sağlık olsun diyoruz. En sağlıklı şekilde. Sizi tanıdığımızda çok mutlu olduk. Ben de. Teşekkür ben de, ediyoruz. Efendim, ayağınıza sağlık efendim. Çok mersi. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Öyle. Çok mersi.